Sen anlat Karadeniz. Baba. 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 Anneciğim. Baba. Yiğit. Baba. Bebeğim hadi uyan. Hadi bak kabus görüyorsun. Baba. Şşş. Baba. 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 Trabzon Sürmene'de etkili olan fırtına sonucu 5 balıkçı teknesinin alabora olduğu, bir teknenin ise kayıp olduğu bildirilmiştir. Tamam bir tanem geçti, tamam. Tamam anneciğim, tamam tamam geçti. Kabus gördüm, bitti. Bak. Baba. Geçti anneciğim, geçti. Baba. Tamam. Baba. Annem. Geçti anneciğim. Geçti bebeğim. Ne gördün sen? Tamam. Herhangi bir kayıp ihbarı var mı? Hayır komiserim. Savcı bey olay yeri incelemesini bitirmiş. Cesedi morga almışlar. Dün geceki fırtınada 5 tane balıkçı teknesi alabora olmuş. Bir tekne de kayıp. Onlardan birinin sahibi olduğunu düşünüyoruz. Gidip tekne sahipleriyle konuşalım. Bir yoklama yapalım. Sahil güvenlik arama kurtarma çalışmalarına başlamışlar. Ama şimdilik ulaşılan bir şey yok. İyi anlarız. Hadi. Cümleten kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol komiserim. Var mı zarar ziyan? Çok şükür yok komiserim. Televizyon bas bas bağırıydı fırtına çıkacak diye. Kimse çıkmadı zaten. Çıkan da fırtınadan habersiz çıkmıştır. Allah yardımcısı olsun. Var mı sizden çıkan birileri? Vallahi Mustafa abinin teknesi yok. Belli mi olur? Peki de palamara çözülmüş, aşağı çekilmiş. Anladım. İyi. Hadi geçmiş gitmiş olsun. Sağ olun. Sağ ol komiserim. Ulan deli Tahir. Allah aşkına böyle bir şey yapmış olma. Kıyıya vuran cesedi sen görmedin değil mi İhsan? Yok komiserim. Arkadaşlar telsizde anons geçtiler. Öyle içim geçmiş birazcık ama iyiyim ben. Kızım etme. Özleyecek misin beni? Aha, Ali. Efendim Ali. Abi iyi misin? Nasıl olalım? Bekleri güçte Fatih'in başında. Anladım. Fatih nasıl? Doktorlar demeyin bir şey. Öyle yatağın yangası. Tamamdır abi. Ben şey için... Fatih. Tamam abi, arayacağım ben seni. Tamam Ali. Oy kurban oldum Allah'ım. O neydi öyle? Çok gürültü yaptı ha. He, ben de korktum. Sıçradım vallahi. Balım da çok korktu.
Yenge sana bir şey diyeyim mi? Allah denizde olanın yardımcısı olsun. Amin yengazım, amin. Efendim abi. Murat. Buyur abi. Yok bir şey kardeşim. Ben yanlışlıkla aradım seni. Allah rızası için aç şu telefonu kardeşim. Allah rızası için aç şunu. Yok. Yok, şarjı bitmiştir. Şarjı bitmiştir. Çekmeyen bir yerdedir. Tabii. Ondandır. Efendim komiserim. Başlatma efendinden istedim. Bas şunun gazına. Allah aşkına bas şunun gazına. Benim. Kızım neydi? Benim. Sanıyorum ne oldu? Daha soray mısın ne oldu diye? Daha ne olacak ha? Daha ne olacak? Ay Saniye Hanım sabah sabah ya Fettah ya Resulallah. Betim benzin atmış. Onu diyorum. Tansiyonum mu oynadı onu sorayım. Onu oynattırandan soracağız. Saniye Hanım ne oldu ha ne oldu? Nefesi kapının önüne koydun da ne oldu? Nefesi evden kovmak kolay. Tayirin gönlünden kovabilecek misin? Buna kimin gücü yeter? Ha, yok yere ayak diretip insanların huzurunu kaçırmaktan başka ne işe yarar? Ben mi huzur kaçırırım? Sanki huzurumuz varmış gibi. Balım! Kızım haydi her sabah her sabah haydi demekten emrim gitti. Saniye Hanım nereye? Nereye olacak oğlum? Ay! Saniye Hanım! Saniye Hanım gel, gel. Yavaş. Gel otur şöyle de bir tansiyonuna bakayım gel. Gel tamam yavaş yavaş. Bak başını döndü göreyim mi seni? Saniye Hanım. Yapma böyle Saniye Hanım. Hem kendine hediyesin hem bize hediyesin. Herkese hediyesin. Yazık. Yazığa günah bilen mi var? Saniye Hanım tansiyonu ölçerken konuşmayız lütfen. Çıkmış mı? Çıkar tabii. Fırlayacak bir anda inme inecek. O zaman anlayacaksınız. İki gündür bir yüzüm bu işi. Bir kolum bu işi. İnme mi iner? Kalbim mi durur? Allah bilir. İşte o zaman dersiniz. Bu kadının derdi büyükmüş. Ay Saniye Hanım susar mısın lütfen? Anne, matematik defterim nerede? Gel cebimde gel. Allah Allah. Kaç olmuş? Çökmüş mü? Saniye Hanım konuşmayız. Günaydın. Günaydın. Anneciğim, hadi sen ellerini yüzünü yıka. Ondan sonra sofraya gel. Sonra da okula gidelim olur mu? Gece kabus gördü. Uyandıramadım da. Sabah da baba diye sayıkladı. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Hayırlısıyla Fatih hastaneden bir çıksın. Her şey yoluna girecek. Bilmiyorum. Şu anda tek istediğim şey Fatih'in gerçekten iyileşmesi. Düzelecek inşallah. İşin zor kısmını atlattı. Ameliyatı atlattı ya. İnşallah öyle olur. Ana. Hı. Sen uyumadın mı? Cemil yok ortada. Dün gecenin yarısı çekti gitti. Nerede bu herif ya? Dün akşam yer gök birbirine girdi duymadınız mı? Bu adamın başına bir iş mi geldi ya? Ya Allah korusun ana niye öyle değilsin? Ben ararım şimdi. Ben aramadım mı? Dün geceden beri 50 kez aradım yok. Ya hemen de öyle aklına kötü şeyler getirme. Bilmiyor musun? Babamın huyu bu. Bakmaz telefonlara. İnşallah öyledir.
Öyledir. Hadi kalkın siz sofrayı kurun. Gelir, gelir. Aç. Rüyamda babamı gördüm. Daha beni yani. Beni öptü. Baba dedi, niye kızmadım dedi. Ne güzel bir rüyaymış öyle. Sonra gitti. Baba gitme dedim, gitti. Çok karanlıktı. Bu kadar mı? Bir daha babamı görebilecek miyim? O gelecek mi? Anneciğim hadi geç kalmayalım, okul olur mu? Komiserim. 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 Parmak izinden kimliğine ulaştık. Rüstem Kerezli. Geçen gün hapishanede çıkan isyan sonrası hastaneden kaçtığı bildirilmişti. Fikret abi. Rüstem'in cesedi kıyıya vurmuş. Polisler de bulup morga kaldırmışlar. Allah günahlarını affetsin. Hadi başla. İyice doyur karnını. Sağ ol abi. Rahmetli anam derdi ki, açlıkla tokluk arası yarım yufka ekmek. Açım ölürüm dersin, yarım yufka ekmek yeter doymana. Aç doyar, doymayan aç gözlüdür. Öyle değil mi Rüstem? Evet abi, aynen. Peki şimdi ne olacak abi? Rahat rahat yiyeyim öğünü. Çocuklar açıkta bekleyen bir gemiye götürecekler seni. Gemiyle Rusya'ya. Abi. Para. Alacaksın. Alacaksın, merak etme. Kimlik ve parayı gemide teslim edecekler. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Gerçekten Allah'ın rızasını umursay mısın? Yoksa öyle ağız alışkanlığı mı? Yiyebildiğin kadar ye. İyice ye. Acele et biraz. Atın denize. Emrin olur abi. Oh.
Efendim abi. Küs değiliz değil mi? Ama ben sana en başta söylemiştim. Kadına, çocuğa dokunduğunu duymayacağım demiştim. Sen de marifetmiş gibi nazara doğdum deyince. Olur abi öyle. Abi kardeş arasında olur. Güzel. Güzel. O zaman ben de sana güzel bir haber vereyim. Rüstem. Rüstem karaya vurmuş. Nasıl abi? Polis bulmuş. Kıyıda. Anladığım kadarıyla yurt dışına çıkmaya çalıştı. Olan oldu işte, tekne battı falan filan. Hep olan şeyler. Yani bana ulaşıp sonra para pul isteme işi biraz tuhaf değil mi? Vedat, ihanet edenlerin bildiği en iyi şey bir gün kendilerinin de ihanete kurban gideceğidir. Sen onu çağırıp para vereceğim dediğinde onu öldürüp ortadan kaldıracağına emindi. Haksız mı? Öyle olmayacak mıydı? O da onu biliyordu. Neyse. Rüstem defteri kapandı. Gözün aydın. Eyvallah abi. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen bir şeyin peşindesin abi ama neyin? Neyse. Nasıl, var mı bir gelişme? Yok. Ha. Abi, Berrak. Haydi siz eve gidin de. Ben beklerim Fatih'in başına. Alalım, sen Berrak'a götür. Tuturduk alacağım diye. Dinlemeyi sözümü. Mustafa abi, iyiyim ben böyle. Kalacağım. Hasbinallah. Abi, anamın durumu pek iyi değil. Ne oldu lan? Ya sabah hastaneye geleceğim diye tuturdu. İyi görünmüyor yani. E benim sözümü de dinlemeyin. Ne oğlum, annem kimin lafını sözünü dinler ya? Ya senin lafını dinler de git de başına dur. Ben bir şey olursa haber veririm zaten sana. Bak en ufak bir şey olursa arayacaksın. Arayacağım da. İyi tamam. Ben gideyim bir anamı engelleyeyim. Gelirim bir iki saat. Al şunu, her ziyan olmasın. Hadi. Nasıl Fatih? Aynı. Ana yemeyecek misin? Ne yapın siz? Geldim işte. Allah'a şükürler olsun. Aç mısın? Yok yok. Nazar. Buyur baba. Ne yaptın o şey işini? İşte boşanma dilekçe işini. Bugün gidip halledeceğim. Esma ile konuşacağım. Açacağım davayı. İyi. O eve de git. Eşyan meşyan varsa ufak tefek onları da al gel. Baba, ablamla ben... Bana bir yastık lan yorgan getirin de böyle biraz uzanayım. Sağa demedim, kızlara dedim. Küsme onlara, etme de. Evlat işte. Bir hata etmişler. İkisinin de içleri titredi, ben şahidim ben. Borcun bir kısmını kapattık. Büyük başın büyük derdi öyle. Bunca sene didine didine tırnaklarınla kurduğun, bin belayı göze aldığın şey, bir bakmışsın bir gecede hop elinden uçmuş gitmiş. Öyle kaleyesin işte. Ne oldu? Durumumuz mu kötü? Düze çıkacağız. Allah'ın izniyle çıkacağız.
Getir kızım, getir. Bir iki saat uyandırdım ben. İyi tamam, sen yat bir. Sormak için erken belki ama ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum ki. Yani ne yapılması gerektiğini de bilmiyorum. Öyle ya da böyle. Saniye Hanım'a da tamamen haksızsın diyemem. Başlarına belayı ben getirdim. Arkamdan geleceğini biliyordum. Kendini suçlamayı bırak lütfen Nefes. Vedat'ın yaptıklarının günahını niye sen üstlenesin? Vedat yapsayıp geri çekilemem ki. Ya ben niye buradayım onu bile bilmiyorum. Trabzon haritada bulmakta zorlanacağım bir yerde. Senin coğrafyan pek iyi değil galiba. Aksine çok iyiydi. Yıllarca kaçmak istediğim yerde zorla tutuldum. Şimdi kalmak istediğim yerden kovuldum. Dün gece telefonu 50 kere elim gitti. Tahir'i aramak istedim. Sesini duymak istedim. Ama yapamadım. Onun da aynısını düşündüğüne eminim. Pardon. Nazar arıyor. Efendim Nazar. Bak ben ofisteyim. Ne zaman istersen gelebilirsin. Nefes de burada, selamı var. Vedat tam boşanacakmış. Dava açar mısın dedi. İnşallah kurtulur. Ben kurtulamıyorum. İnşallah o kurtulur. Sen nereye? Hastaneye mi? Yok, eve. Hala ev diyorum. Diyeceksin tabii ki. Her neyse, evden apar topar çıkınca Yiğit'in eşyalarını alamamıştım. Onları alayım, oradan da hastaneye geçeceğim. Tamam. Haber ver. Tamam. Abla. Belki ben Fatih'in yanında kalırım. Sen Yiğit'i okuldan alabilir misin? Tabii ki alırım, merak etme sen. Sağ ol ablam. Bir değişiklik yok be abi. Doktor geldi az önce. Odayı alacaklar. Yoğun bakımdan çıkacak yani. İyi, hayırlısı bakalım. Mustafa abi nerede? O eve gitti. Nöbeti biz devraldık. Tamam. Murat. Söyle abi. Tahir seni aradı mı? Hayır abi. Niye sordun ki? Yok bir şey. Öylesine sordum. Ben gideyim o zaman. Gözünü açarsa haber ver, tamam? Olur abi, ararım ben seni. Bir tuhaflık var gibi Ali abiden. Anam nereye? Ay, tansiyonu düştü yine. Kavga dövüş yatırdım. Hadi sen biraz uyu. Kızım sen nereye gidiyorsun? Hastaneye. Nereye olacak? Nasıl ya, etme. La yan gaz yatağı ya, orada nafasasın gidip. Olmaz. Gözümle göreceğim. Sabah zor ettim zaten. Nasıl ya? La etme diyorum sana ya. Hastane mikrop dolu, sen yüklü kadınsın. Aklım sende kalacak ya. Mustafa, gitmezsem de benim aklım yan gazımda kalacak he. Merhaba yenge. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk, merhaba abi. Hayırdır Ali?
Sen çıkıyor muydun yenge? Hastaneye gidiyorum. Gideyim de yengazıma bakayım. Sen Mustafa'yı tut da peşimden gelmesin. Tamam. Ne inat hatun ya. Ya gerek yok. Tozuk uyuyor. Bırak diyorum. Tuturdu illa gideceğim. Mustafa abi. Ali. Oğlum Fatih Burhan yakalanmış ha. Gel bakalım böyle. Gel içeri yandan. Çay içer misin ha? Yengem bırakmıştır sen. Abi sen Tahir'le en son ne zaman konuştun? Hayırdır? İnşallah ben yanılıyorumdur. İnşallah şarjı falan bitmiştir. Oğlum sen ne geberiyorsun ağzının içine? De bakayım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ali. Ne geberiyorsun ağzının içine diyorum. Desene lan. Abi senin tekne rıhtımda yok. Ee? Tahir'in arabasını gördüm orada. Dedim ki bu yani delirdi yine. Atladı gitti. Dün akşam fırtınada 5 tekne alabora olmuş. Tahir'e bir şey mi oldu? Yok Saniye anneciğim. Ben telefonu cevap vermeyince merak ettim. Onu soruyordum zaten. Efendim Asiye abla. Nefes neredesin? Eve geldim. Oradan da hastaneye geçeceğim. Tamam ben de hastaneye gidiyorum. Orada buluşuruz. Tamam abla. Görüşürüz. Ölmeyeceğim seni. Al git. Git. Git vur Muradi. Hastanede. Yok geldi. Onu da vur. Kurtul. İstediğin bu değil mi? Ne diyorsunuz siz Saniye Hanım? Ne dizlerimde derman kaldı koşup gitmeye. Ne takatim var bağırmaya. Öyle bekliyorum. Bugün hangi evladımın kara haberini alırım diye. Tahir'im. Tahir'im kaybolmuş fırtınada. Suçlusu kim? Geleceğini biliyorum. Seni bekleyeceğim. Seni beklediğimi bilmeden de seni beklemişim ben zaten. Seni bekleyeceğim.
Siz gidin, biriniz benim arabayı buraya getirsin. Siz mi? Tekneler. Abi, ya sahil güvenlik arıyor zaten. Onlar kazaz eder. Ben? Kardeşim ara. Kes şunu. Aman be abi ya. Thank you.